İsterseniz Kayseri Spor maçı özelinden de devam edelim Serdar. Bu hı hı. anlamda bu kadar eksik varken ki yani yaklaşık 20-25 dakikadır da bunlardan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi biz bu akşam nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz acaba? Yani Kayseri Spor'un yükselen performansından zaten bahsettik programın en başında. Ya şöyle bir problem var şimdi. Ben Başakşehir maçında Fenerbahçeli oyuncuların performans anlamında mücadele etmediğini söyleyemem. Bir mücadele vardı ama o mücadelenin sonu yok. Yani Fenerbahçe'li oyuncuları hep şunu da göreceğiz biz, sürekli mücadele ediyorlar, sürekli mücadele ediyorlar ama ortada sanki e, senaryosu olan ama senaryoya bir, bir şekilde sadık kalamayan ya da senaryoyu uygulayamayan oyuncu topluluğu var. Yani burada oyuncu grubunun değil aslında bu biraz şuna benziyor, çok fazla başrol oyuncusu var Fenerbahçe'de ve e, bazen filmleri etkin hale getiren yardımcı karakterlerdir. Yardımcı karakterlerin aslında zenginliğidir Sadece başrol oyuncularıyla dönmez. Bazen öyle kadrolar olur olur ki böyle filmler görürüz ki e, harika başroller vardır ama yardımcı karakterler o kadar zayıftır ki o başrol oyuncularının tamam o senaryoyu tamamlayamamasına neden olur. Fenerbahçe bence bunu yaşıyor. Az evvel saydığımız on Söyle numara. Şöyle bir örnek verelim mi? Evet. Mesela Milan'da Gattuso'yu değerli kılar. Hı hı. Etrafındaki oyuncu grubuydu ve Gattuso'nun mücadelesiydi. Gattuso'nun tek başına mücadelesi oyuncu grubu olmasa hiçbir hafta yaramazdı. Kesinlikle. Ama o oyuncu grubu da Gattuso olmasaydı o da değerli hale yapamazdı. gelemezdi. Şimdi Fenerbahçe'de Crespo mücadele ediyor, savaşıyor ama yanındaki oyuncu grubu eşlik etmiyor. Crespo'nun yaptıkları da boşa çıkıyor. E Tabi Yani şu da oluyor. Diğer taraftan başrol oyuncularının da aslında bu sefer yardımcı rollere bürünmesine de sebebiyet veriyorsun sen. Yani atıyorum Fenerbahçe'nin Merkezinde 10 numarada kim oynuyor? İrfan Can, Pelkas ya da işte o merkezde. Bu oyunculardan daha fazla mücadele etmesini bekliyorsun bu sefer. Çünkü bütün oyuncu grubunu, o başroldeki oyuncuları aslında oynatmaya çalışıyorsun. Ve dolayısıyla verimli bir performans çıkmıyor ortaya. Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri fazla sayıda amiral var ama asker yok. Zaten çok uzun süredir de bahsettiğimiz bir sıkıntı bu. Fenerbahçede. Şimdi biraz e, muhtemel 11'ler üzerinden hay de gidelim hay. mi arkadaşlarımızdan rica edelim bir e, muhtemel 11'lere bakalım. Fenerbahçe acaba bugün nasıl bir kadroyla sahada olacak? Şu sezon başından beri yine <laughs> en çok eleştirilen konulardan biri de bir türlü bir istikrar sağlanamamasıydı. Şimdi bu akşamki kadroya bakalım. Berke, Ferdi, Zalay, Kim, Nazım, Crespo, <laughs> Ozan, Osayi, Perkas, Valencia, Berisha, e. Serdar. Az önce Valencia <laughs> beni heyecanlandırıyor demiştin. Valencia'yı Ama... burada. Görüyoruz ama e, kanatta görüyoruz. Ahmet Selim Kul'dan mı geldi kadro? Evet. Ha, güzel o zaman. Tabii maç saati kadar değişik yani, olabilir ama şu an itibarıyla bu şekilde. sezon başından bu yana tek beklentim belki de, tek beklentim demiyorum ama en büyük beklentim Valencia'yı kenarda görmekti. Yani Valencia tamam bir e, Tigres performansında Cinyak'la beraber tamamlayıcı forvetti. 4-4-2'nin forvetiydi. E, ama Valencia'nın şu Fenerbahçe kadrosunda en azından, ya şu kenar oyuncuların oynadığı oyunun kat be kat fazlasını oynayacağını ben eee ederim demeyeceğim elbette ama e, düşünüyorum sadece. Onu simüle edebiliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Hayır. <laughs> kenar oyuncuları kötü diye. Evet. Ya da Valencia kenar oyuncularından daha iyi diye. Valencia'yı gerçek mevkiinden çekmek ne kadar doğrudur? Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu değil mi zaten? Hayır ben burada katılmıyorum. Ben Valencia'nın hatta Bilakis kesinlikle kenarda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Peki sorayım o zaman ben sana. Valencia kenarda oynarken ne yapmış? ileride oynarken ne yapmış? Bu akşam göreceğiz. Hayır bir dakika görülmüşü var burada. Söyleyeceğim şimdi sana. Bakalım. Fenerbahçe geçen sezon çürütecek beni şimdi. Yok seni çürütmek gibi çabam yok Olsun, bak. çürüt beni. <laughs> Şöyle söyleyeyim sana. Geçen sezon 30 maçlık periyotta yani Erol Oje ile oynanan periyotta biz kenarda izliyorduk, kanatta izliyorduk Valencia. Yani. Yani değil. Öyleydi. O dönemde 3 gol, 1 asist. Pardon. 4 e, 5 gol, 5 gol 1 asist. Emre Belezoğlu göreve geliyor. Son 10 maçlık süreç. 2 3 4 5 6 7 gol, 3 asist. İleriye geçtiğinde ha şunu da söyleyebiliriz Serdar. Ya emin misin? Ben öylesine iki maç açtım. Evet. Ener Valencia Santfor Arebulutlu dönemde. Öylesine iki maç açtım. Hangi maç? Söyle. Fenerbahçe Hatay, Galatasaray Fenerbahçe. Sonra devam hı. ediyorum. Fenerbahçe Karagümrük maçına bakıyorum. Ener Valencia kenar dediğin gibi. Hı hı. Göztepe fener maçına bakıyorum. Tek tek bakmayalım tabii bunlara bak, ama ben sana evet. bak ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Erol Bulut 30 maç dikti. 30 Aha. maçlık veriyor. Sonra 10 maçlık periyot Denizli Spor maçıyla başlayan süreç. Hı hı. Erol Hoca'nın görev yaptığı dönemde 30 lig maçının 25'inde 25 kenarda, kenarda oynamıştır. Verimli değil miydi? Hayır bak. Yani, üretkenlik açısından şunu söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum. Bak, skor Seninle belki, evet. fikir olduğumuz nokta şudur. O biraz önce kanat oyuncuların performansı üzerinden yaptığımızı hı hı. şöyle okuyabiliriz. Orada atıyorum. Cornelius tadında bir golcün olsa Valencia'yı kesinlikle kanat oynatabilir ama şu anda Fenerbahçe'nin en büyük problemi topu oraya getirmek değil. Orada doğru vuruşu yapmak. İşte gol beklentisi en yüksek takım olup da burada kalan tek takım. Ama şöyle de bakalım o zaman Ener Valencia'nın biraz daha çizgiye inme kabiliyeti ya da içe kıvrılarak Var. devrilerek evet. yaptığı evet. işlerde bir işe ön plana çıkabilir. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum ya da Serdar Dursun ön plana çıkabilir. Yani Fenerbahçe Santforları şimdi e, yüzü dönük bir şekilde Mesut Özil geliyor. İrfancan yüzü dönük bir şekilde geliyor. Ama biraz daha Berişe'yi sırtı dönük oynatmak zorunda kalıyorsun bu sefer. Yani anlatmak istediğim şu. Sen Mesut olarak bana geliyorsun. Ben Berişe'yim. Sırtım hep kaleye dönük. Zaten dönemiyorum. Ağır bir oyuncuyum. Serdar Dursun, Berişe. Ama e, çizgiye inen bir kenar oyuncusu olursa Fenerbahçe'de, Ener Valencia gibi... Berişe'nin sırtını biraz daha şöyle döndürebilme imkanını Sen sağlayacaksın. bu takımı 3-5-2 oynatabilir misin? Bu takımı 4-4-2 mi? oynatabilir misin? Düşünmem lazım. Bu takım 3-4-3 oynatabilir misin? Ben oynatamam da. Bu takım isim isim bakarsan hepsini oynar bunlar. Neden oynayamıyor? Sakatları, hastaları bir kenara bırakalım. Herkesin sağlıklı yani e, fiziksel anlamda söylemiyorum. Hı -hı yani hastalığı yok, sakatlığı yok. Ama fiziksel olarak eksik oldukları için tutarsız oldukları için oynayamıyorsun bunlar. Eksik takım, fiziksel olarak eksik arkadaş. yani. bunu o, Ama o zaman bu gerçeği İsmail Karlıcaçay oldu. Hı. İsmail Hoca daha yeni bismillah 4 maça çıktı ya. Bir ay falan değil mi? Evet. Ya, benim İsmail Kartal takımlarında gördüğüm en büyük özellik Mehmet Emin Uluç daha da iyi bilecektir. Fiziksel olarak çok hazır hale getirir. Elbette bu 3 maç sonunda değil. Böyle bir böyle bir süre yoktu Serdar Bak takım antrenman kampa gitti ya. Hayır aynı şey söylüyorum. Takımın 11'ine yazan oyuncular İstanbul'daydı. Ha. Sakat da Antalya'dan da bir verim alamadı Tabii, yani. şunu demek istiyorum. Yani biz belki 15 gün sonra fiziksel olarak bu açığın kapanacağını da tanıklık edeceğiz. O zaman ben İsmail Kartal özelinde hani bana ya bir şeyin garantisini verebilir misin? Haspel kadar böyle bir şey başıma gelse fiziksel olarak İsmail Hoca bir şeyler yapardı. Yapar ama şunu söylemeye çalışıyorum keşke <laughs> Vitor Pereira gittikten yaklaşık bir ay sonra İsmail Hoca geldi yani gönderdin çağrı İsmail Hoca tabii iki İsmail Hoca gelsin. ay aslında bu dönemde iki aylık bir çağrı gelsin evet, çok fren, daha demek. başka bir şey olurdu o zaman daha güçlü durabilirdi tabii. Evet. İyi de Fenerbahçe'nin problemi fiziksel mi sizce? Hayır bu ya, sadece problemlerden biri. Bak Fenerbahçe'nin ana problemi şu an zihinsel ama. Evet zihinsel olarak dibe vurma sürecinin başlangıç adımlarından bir tanesi de bu yetersizlikler. Koşmak istiyorsun. Ya ben mesela şimdi halı sahada kafamda bir oynuyorum abi var ya. Messi gibiyim, Ronaldo gibiyim. Sahaya çıkıyorum. Yaşım belli, kilom belli, sağlık durumum belli. Yapamıyorum, istediklerimi yapamıyorum, sinirleniyorum. E şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'de futbolculara ya gözümün önünden gitmiyor. Çıldıracak gibi oluyorum ya. Afyon'da oynuyor Fenerbahçe. Kadıköy'de Afyon'da oynuyor. Mert Hakan gitmiş Afyon'da futbolcunun üstüne yürüyor. Zaman mı geçiriyorsunuz oynasınız falan. Ya kardeşim Mertel ben Afyon... bir problem yalnız bu. Ya tabii ki problem.